Memduh Bayraktaroğlu korkusuz. Bazıları ilk düğme yanlış iliklendiği için Özdağ'ı öldürmeye kalkıştılar. 1980 öncesi Ülkücü Hareket'in etkin isimlerinden biri olan ve üç dönemde AKP milletvekilliği yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı öldürmek kastıyla ve tabancalarıyla saldırdılar. Bu menfur olaydan önce yaşanan benzerlerini hatırlayalım mı? O halde buyurun lütfen. MHP'li militanlar Meral Akşener'in evini bastılar. Ölüm tehditleri savurdular. Saldırganlar savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra bırakıldılar. İki iktidar partisinde üyelikleri olan kişiler Kemal Kılıçdaroğlu'nu öldürmek amacıyla saldırdılar. Saldırganlar savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. AKP MHP ittifakına muhalif yazı ve sohbetleriyle tanınan gazeteci yazar Yavuz Selim Demirağ'ı öldürmek kastıyla saldırdılar. Ağır yaraladılar. Saldırganlar savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra bırakıldılar. AKP-MHP ittifakını eleştiren, Devlet Bahçeli'yi gerçek kimliğiyle anlatan, bir de kitap yazan, gazeteci yazar, youtuber Sevatin Önkibarat'ı öldürmek kastıyla saldırdılar ve ağır yaraladılar. Salcılıkta ifadeleri alındıktan sonra bırakıldılar. AKP MHP ittifakını eleştiren, bir süre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığını yapan ve halen korkusuzda yazan Ahmet Sakar'ı öldürmek kastıyla saldırdılar. Savcılıksa ifadeleri alındıktan sonra bırakıldılar. Bu saldırılardan sonra Erdoğan ve Bahçeli iki lidere ve gazetecilere geçmiş olsun demedikleri gibi olayı kınamadılar da ve bugünlere işte böyle geldik. Bu son saldırılara hiç kimse cesaret edemezdi. Erdoğan ve Bahçeli, Akşener, Kılıçdaroğlu, Yavuz Selim Demirah, Selahattin Önkibar ve Ahmet Takan saldırıya uğradığında bu tür şiddet olaylarını kınasaydılar. Erdoğan ve Bahçeli hiçbir şiddet eylemine katılmadığı, hiç kimseye talimat da vermediği halde yıllardır cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş için kullandıkları terörist, katil sıfatını o saldırganlar için kullansaydılar? Demirtaş'ın Satış'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve hapse atılması için meclise fezleke gönderen savcılar Akşener, Kılıçdaroğlu, Demirağ, Önkübar ve Takan'a saldıran teröristleri tutuklasaydılar şu son olaylar yaşanır mıydı? Ve aynı konuda bir diğer soru. Fuat, Bol ve benzeri iktidara destek veren makul yazarlar. Saldırıları kıramayan ve hatta aksine Kemal Kılıçdaroğlu'na şehidin cenaze namazında ne işin vardı diye teröristlere arka çıkan Erdoğan ve Bahçeli'yi o günlerde kınasaydılar bu son saldırılara hiç kimse cesaret edemezdi. Gazetecilik iktidar ya da muhalefete hizmet etmek değil Kamu yararına haber yapmak, yazı yazmak, ekranda konuşmaktır. Fuat Bolu eski nezaketinden uzaklaştığı ortamı gerdiği için eleştirdim. Fuat Bol Türkiye medyasında efendiliği ve nezaketiyle tanınan, siyasi görüşlerini militence ifade etmediği bilinen demokrat bir yazar ama ve fakat ve lakin... Aynı Fuat Bol son dönemdeki yazılarıyla bu gergin ortamı daha da gelmeye başladı. Alıntı yaptığım yazısında ise Anı Muhalefet Partisi için başka birileri yazabilirdi ve umurumda bile olmazdı. Çok ağır sıfatlar kullanan bir Fuat Bol vardı. Oysa siyasi ortamın gerginliklerini hafifletmemiz için en çok gerekli olan şey Fuat Bol gibi akil kanaat önderlerinin makul yazılar yazıp makul cümleler kurması değil mi? Erdoğan geç de olsa bu kez doğru olanı yaptı. Muhalif siyasetçi ve gazeteciler daha önce saldırıya uğradıklarında telefon etmediği gibi saldırıya uğrayanları eleştirenlerden biri olan Erdoğan bu defa öldürülmek istenen Özdağ'a telefon etti. Geçmiş olsun dedi. Olay hakkında bilgi aldıktan sonra saldırganlarla ilgileneceğini söyledi. Nitekim 5 saldırganın kimlikleri tespit edildi. İkisi gözaltına alındı. Kaçağın diğer üçü her yerde aranıyor. Bahçeli'nin açıklaması kınama değil, savunma. Geleyim Bahçeli'ye. Özdağ'ı telefonla arayıp geçmiş olsun demediği gibi olayı kınamadı da MHP'nin saldırıyla ilgisinin olmadığını söylemesi ise kınama değil, MHP'yi saldırının uzağına tutma amacılığını amaçlıdır. Bu tür saldırılardan sorumlu görülmeyi istemeyişi bile eh yani detetecek cinsten bir açıklama ise da asıl olan Özdağ araması geçmiş olsun dileklerini ifade etmesiydi. Memduh Bayraktaroğlu Korkusuz yayınlarımızı desteklemek için beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.